Türk klarneti neden Albert sistem? Albert sistem ne? <laughs> Çünkü, Albert adam e, adamın ismi. Diğer e, böm klarnetlerler, Sibemol olan ve o e, Fransız çok perdeli işte olanlar. Dedi. Şimdi bunlar klasik müzik çalmak için olduğu için e, ilk klarnete baktığımızda beş perdeyle başlıyor. Sonra her, her mesela işte besteci bir eser yapıyor diyelim ve e, pozisyon olarak oraya bir perde daha lazım oluyor. Hemen oraya bir perde ekliyorlar. Orada bir çarpma var mesela. O çarpmayı o, o o perde yetmiyor. O zaman oraya bir perde daha ekleniyor. Derken o klasik eserleri çalmak için birçok fazladan perde eklenmiş. Hmm. Ama bizim müziğimizde çok da gerek olmuyor. Ben o için. Perdelere. Ama ben hala Bize bu yetiyor işte. mesela. <laughs> Değil mi ha? Ben o o arada yapmış ekliyorum. yine oktav perdesinin üstüne. Benim bir şey yeni, yeni bir model geliyor. E, Avrupa'da üretilen. Ona e, yeni birkaç tane perde ekledim. E, bizim müziğimizde. Kestirme tüneller diyelim ona. Daha hızlı hmm. çıkış yapabileceğimiz yerler. Çünkü klarnet tarihini, gelişimleri kim sağlıyor? Çalanlar sağlıyor, yapımcılar evet. değil. Çalan kişilerin istekleri yüzünden doğuyor yeni enstrümanlar. Evet. Dolayısıyla da e, ders adım adım klarnet öğreniyorum. Birinci derse hoş geldiniz <laughs> diyoruz. <Çünkü gülüyor> ama... sen sor bize. Biz klarnete göre çok gidiyoruz. gidiyorsunuz. Ben ya. şimdi ama şuna değinmeden geçemeyeceğim. Hüsnü Bey, dede oldu. Herkes size Hüsnü dede, <laughs> Hüsnü dede diyordu sahnede. Gerçekten oldu. Gerçek oldu bu. Gerçekten oldu. Ben biraz erken evlendim. Ee, 18 yaşında evlendim, baba oldum. O yüzden mesela Ergün az önce konuştuğumuz gibi 30 yaşında ee, ve işte 4 aylık olacak yakında. Bir tane semahımız şey oldu. Olur. Annemin adını koyduk ona. Ses semahı oldu. olsun. Ayrı bir şey. Allah hepimizi yaşatsın. Sana da yaşatsın İnşallah. İnşallah amirim. Çok ayrı bir şey. Onu Zaten bu duyguyu tadanlar bilebilir. Anlatılmaz çok güzel bir şey şükür elhamdülillah Yakın mı yani istediğin zaman görebilecek Tabi tabi ona göre şey yaptık Oraya... <gülüyor> <gülüyor> ayarladım, ayarladım. Ayarladım. Hayır. Şöyle bir şey yani 2-3 gün işe gidip geliyorum bir yerlere mesela 3 günde değişiyor Şimdi mesela yarın sabah gidiyorum Belçika'ya gideceğim bir hafta falan yokum dolaşacağım biraz Avrupa'da Bir hafta yokum Az önce gelirken ona bakıyorum nasıl yapacağım ben bir hafta diyorum böyle. Ya çok telefonda şey. var mı artık fotoğrafı? Tabii. Ekran o değil mi? Ekran <laughs> <o>. başka bir <laughs> olur mu sence? Çok özleniyor değil mi torun? Çok çok tatlı oluyor. Böyle anlatılmaz <laughs> yaşanır yani. Şükürler olsun böyle. Allah hakikaten herkese yaşatsın. Amin Dünya gözüyle bunu tatmak evlat çok güzel bir çok. şey. Tamam. O ayrı. Hani kutsal bilmem falan tamam. Tadı şeyi duygusu falan. A, torun başka bir şey. Hani evlatta yaşamadığın başka bir şeye. Gel de şimdi dede de bu adamı. <laughs> 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 yani çok şükürler olsun. çok güzel. Şimdi bakıyorum da yani bizim jenerasyonumuzdaki arkadaşlarımızın hakikaten böyle aile bağları çocuklarına torunlarına mutluluk verici ya. Gerçekten çünkü Türk toplumunun en güzel tarafı bence bu aile bağları güçlü yapımız evet. yani birbirimizi destekliyor olmamız. Ben şimdi mesela Hüsnü'yü Şeyde gördüm, çok hoşuma gitti. Biz e, Bakü'de çaldık beraber. E, de, yani neydi o? Harı Bülbül Festivali'nde çaldık. 27 ülkeden katılım vardı. İkimiz de Türkiye'yi temsilen çok gittik güzel. oraya. Neyse. Baktım ya eşi, kızı falan böyle o kadar güzel bir aile tablosuyla beraber hareket ediyorlar ki. Hep beraber dedim ya ne güzel bir şey yapıyorlar. Yemeğe gittiler, gezdiler falan. Yani bir müzisyen için bence çok değerli bir şey bu. Enstrümanın iyi olması, zengin olması da bence buradan geliyor. Evet. evet.